Allah iyi astık tepe getirin inşallah. Gülsüm kadın. Sağ ol Hesna kardeş. Neme lazım? Dillere destan bir düğün oldu doğrusu. Az bile yaptım. Bu dünyada bir tek oğlum var. Şükür Allah'ıma mürvetini gösterdi bana. Bir şey duydum Gülsüm bacı. Düğünü yapmak için toprağını rehine koyup Kazım Ağa'dan borç para almışsın diyorlar köyde. Rehine koydumsa kim ne karışır? Malımı, mülkümü, kahyası mısınız siz? Herkes aynı şeyi yapıyor, söz olmuyor da bana gelince kıyamet kopuyor. Niye takmıyorsun yüz görümlüklerini? Seni onlarla seyretmeye doyamadım da. Hadi şimdi tak da bir daha da çıkarma sakın. İstemem. Sat onları. Satayım mı? Neden? Borçlarımızı ödemek için. Ne borç? Bunları almak için anan toprakları rehine koymadı mı? Koyduysa ne olur? Çalışır öderiz. Sen bakma söylenenlere. Güzelliğini çekemiyorlar senin. Hadi ver elini. Ver. Hayır. Bırak elimi. Ne olursun bırak. Takmam onları. Hayır, takacaksın. Bunlar senin. Yapma Ali! Anan görecek. Görürse görsün. Kapama yüzünü. Peri kızları kadar güzelsin. Allah'a dua edeceğim, ölünceye kadar beni böyle göresin diye. Ben yaşadıkça bunları bir daha çıkarmayacaksın. Merhaba kızlar! Su kaplarınız bakırdan mı yoksa topraktan mı? Sen bu köyde yaşadıkça kimsenin bakır su kabı olamaz. Bilakis, ben hepinizin elinde birer altın testi olsun isterim. Hadi hadi, fazla yaklaşma. Önce yüzünü gözünü yıka da pis kokundan kurtulalım. Kim bu pis herif? Sen köye yeni geldiğinden tanımıyorsun. Kazım Ağa derler ona. Köylüye toprağa karşılığında borç para verir. Sonra da aldığı faizlerle insanın iliğini kemiğini emer. Ekin ektim gül bitti, dalında bülbül öttü. Ekin ektim gül bitti, dalında bülbül öttü. Ötme bülbülüm ötme de, aklım başımdan gitti. Ötme bülbülüm ötme de, aklım başımdan gitti. Aman deyim bir gelin, suyun yolları serin. Gördüm ayağı yanında, pembe yanaklı gelin. Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere. Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere. Can kurban canım kurban da, benim sevdiğim yare. Can kurban canım kurban da, benim sevdiğim yare. Aman deyim bir gelin, suyun yolları sevdiğim. Ali! Vay utanmaz vay! Ne arıyorsun orada? Düşeceksin! Çabuk in aşağı! Bak utanmaza, kapıyı kapalı bulunca bacadan girersin ha! Yürü bakayım, seni edepsiz seviyorum! Yürü! Bir oğlun oldu!
Gelin yaklaşın, neyim var neyim yoksa hepsini dağıtacağım bugün. Al dede. Kızlar ne duruyorsunuz, açın torbalarınızı. Alın, alın. Dur, ne yapıyorsun Ali? Dağıtma şu buğdayları, altın demektir onlar. Oğlum oldu Kazım ağa, oğlum. İyi ya, bütün kış çoluk çocuk ne yiyeceksiniz, pişman olacaksınız. Sen karışma. Çıldırmış senin oğlun. Mahsulü önüne gelen esnebil gibi dağıtıyor. Dağıtır elbet, baba oldu. Sana ne bundan? Nasıl bana neymiş? Bu buğdayın dörtte üçü benim değil mi? Nereden dörtte üçü senin oluyormuş? Düzenbaza bak. Elbette benim. Oğlun evlenirken aldığın borca karşılık elimde kapı kadar senedin var. Anlıyor musun? Eğer borcunu inkar ediyorsan gidelim bütün meseleyi ihtiyar heyeti halletsin. Ben Gülsüm Demir. Kazım Ağa'dan 2000 lira borç aldım. Borcumu bir sene içinde ödemediğim takdirde her sene mahsulün dörtte üçünü faiz olarak kendisine vermeyi kabul ve taahhüt ederim. İmza yerine de parmağını basmış muhtar bey. Seni dala vereceğim seni. Ne dedin bu senedi alırken bana? Mahsulün dörtte biri senin, dörtte üçü benim olacaktı. Bu kadın bunamış ağalar. Ne dediğini bilmiyor. Ya bu işi burada halledersiniz ya mahkemeye gider kendi hakkımı ararım. Nerede ararsan ara, hak benim. Evet, mahkemeye gitmek en iyisi. Devlet baba haklıydı, haksızı da ayırır. Durun! Bu işe mahkemeyi karıştırmaya lüzum yok. Kendi aramızda hallederiz. Getirin senedi bir de ben göreyim. Buyur muhtar bey. Kazım'a haklı Gülsüm kadın. Madem ki senet vermişsin, sözünü tutacaksın. Yalan söylüyor muhtar. Böyle konuşmamıştık. İnanmayın bu rezile. Gel ana gel. Yapacak bir şey kalmadı artık. Elbet Allah bir gün senin de cezanı verir. Bu yaptıklarını yanına koymaz. Aferin, bu yıl daneler dolgun. Hadi doldurun bakalım çuvala payımızı. Nereye gidiyorsun? Böyle bir ortağımız varken mahsul doyurmaz bizi artık. Nadas'a bıraktığımız tarlayı yeniden sürüp ekmek lazım. Buğdayla doldurursanız ikisini de veririm size. Gel, istediğin kadar al. Çok buğdayımız var bizim. Ne yapıyorsunuz? Kimin malını kime dağıtıyorsunuz sersemler? Ne karışıyorsun sen? Şuna bak hele. Bana bak oğlum, bunların hepsi sizin değil. Yarısından çoğu benim. Neden senin oluyormuş? Kazım amca. Gel bak ne söyleyeceğim. Ha. Hırsız köpek. Ne? Hırsız köpek mi? Hırsız köpek ya. Bacaksız seni, utanmıyor musun? Utanmıyorum. Hırsız köpeksin sen. Ver şapkamı piç kurusu. Yoksa karışmam. Al Hasan. Bırak tut. Ver diyor. Şapkamı ver. Al çabuk at. Hasan al. Koş Hasan koş. Dur Murat, stop bana! Ana, ana beni kurtar! Ne oluyor Kazım ağa? Ne olacak? Oğulların beni maskara etti. Söyle şuna da versin şapkamı. Murat, ver oğlum şapkasını. Bak şuna! Ne hale koymuşlar şapkamı! Ama ben bunu da ödetmesini bilirim.
utanmaza. Senin bu oğlun şeytanın ta kendisi. Bana bak nine, bana şeytan meytan deme, karışmama. Otur yerine bakayım. İnsan ninesine böyle şey söyler mi? Öyleyse bana şeytan demesin. Al evladım, ye şunu da bitsin. Ha şöyle. Ana doymadım, daha pilav ver bana. Ana ben de isterim. Sen de otur bakayım. Tamam, oldu. Hadi kalk, kalk şuradan. Adın ne senin? Kezban. Ya senin adın? Benim adım da Murat. Muratmış. Aman ne çirkin isim böyle. Sen ne anlarsın sersem? Kendi ismine bak önce. Benim ismim Güzel. Hem sen benim babamı tanıyor musun? Yo, tanımıyorum. Herkes tanır babamı. Köyün en zengin adamıdır. Aa, kuşa bak. Şekerimi ver diyorum pis çocuk. Nedir bu gürültü, ne oluyor? Şekerimi çaldı baba. Çabuk ver çocuğun şekerini, fena yaparım yoksa. Ver diyorum sana yumurcak. Ne oluyor Kazım ha? Torununa sor. Ne arıyorsun orada Murat? Teyze şekerimi kaptı elimden. Ver şekeri Murat. Hepsini yemiş. Sen niye geldin buraya? Kızma Kazım ağa. Hele bir yol otur da konuşalım. Hele otur sen de Gülsüm kadın. Otur, otur. Anlat bakalım, gene ne istiyorsun? Daha ekinleri toplamaya 2-3 ay var. Çoluk çocuk yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Ne olur bize biraz borç ver. Pekala. Son bir iyilik daha yapacağım size. Söyle bakalım. Rehin olarak ne vereceksin? Ne rehini? Hiç itimadın yok mu bize? Dostluk başka, alışveriş başka. Paramı karşılıksız verir. Ufacık bir faiz almazsam halimiz nice olur. Bundan evvelki borcunuzu da ödemediniz. Çoluğumun çocuğumun rızkını çiğneyemem. Gelinin mücevherlerini getirirsen bir şeyler yaparız. Olmaz! Sakın onları ağzına alma. Peki, peki, kızma canım. Ya evdeki kapkacağı ne dersin ha? Ana, bu Kazım Ağa alçak, bu Kazım Ağa hırsız. Hep bizi soyuyor. Bu benim tepsim. Vermeyeceğim ona işte. Neyimiz varsa elimizden alıyor. Tepsimi vermem ona. Ver benim biricik oğlum. Vermezsen baban aç kalır sonra. Öyle değil mi Hasan? Öyle ana. Hepimiz aç kalırız. Sen de aç kalır mısın ana? Sakın sen aç kalma. Kalmasın. Al tepsimi. Al.
Nereden buldun bu yemeği? Hani yiyeceğimiz yoktu? Şey... Bütün kapkacağın Kazım Ağa'ya gittiğini biliyor. Ne ziyanı var? Hele şu tarlayı açalım. Kimseye muhtaç olmayacağız artık. Sen tarla açmayı çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Toprağın altında bu kaya gibi kim bilir kaç tane daha vardır. Zaten öküzlerden biri öldü. Ötekini de mi öldürelim? Elimizden ne gelir? Açmazsak çoluk çocuk açlıktan ölecek. Hadi şimdi yemeğini ye, hemen işe koyulalım. Düşünüp duruyorsunuz öyle. Öküzler öldüyse biz de ölecek değiliz ya. Birbirimize yardım etmek insanlık borcudur. Doğru söylemiyor muyum Ali oğlum? Bak Gülsüm kadın. Ben zannettiğiniz kadar kötü bir adam değilim. Gelinin mücevherlerini rehin bırakırsanız size iki öküz parası veririm. Seni davar oğlu davar! Sana ancak bu yaraşır! Bırak! Bırak, boğacaksın! Ali. Öldüreceğim, geberteceğim seni! Bırak oğlum, katil olacaksın, bırak! Çekil! Bırakın beni! Ali, yapma! Çekilin! Ali, bırak! Bırak. Oğlum, çekilin! Bu kabadayıların hesabını vereceksin! Bırakın beni, geberteceğim namussuzu! Bütün toprağınızı alacağım elinizden! Sürüm sürüm süründüreceğim! Her şeyi berbat ettin. Şimdi ne yapacağız? Az bile yaptım. Zeliş'in mücevherlerini vermektense açlıktan ölmeye razıyım. Gururlu köpek! Onun parasıyla aldıklarınızın hepsini sokağa dökeceğim! Dur Ali! Dur! Ali, dur! Yapma, ne olursun! Karışma sen, çekil önümden! Yapma Ali! Çekil! Dur, yapma! Çekil! Çekil! Yapma! Çocuklarımı aç bırakma! O alçaktan aldıklarınızı yedirtmem çocuklarıma! Ne olursun Ali! Ver diyorum bunu! Dur, etme Ali! Çıldırdın mı sen oğlum? Ben karışma ana! Ayarının altını öpeyim, bunlara olsun, dokunma! Bırak diyorum sana! Bırak! Çekil!
Sat hepsini. Bir çift öküz al. Sana kaç defa söyledim Zeliş. Ben sağ oldukça bu bilezikleri sattırmam. Bu gerdanlık bir çift öküz almaya yeter. Çocuklarımın önünde söz ver. Ne olursa olsun bu bilezikleri satmayacağına söz ver. Ölüp gitseydim ne iyi olacaktı. Sus! Günaha giriyorsun. Böyle yaşamak mı yoksa ölmek mi daha iyi? Allah aşkına böyle konuşma. Size yük olmaktan başka ne işe yarıyor? Ben yaşadıkça sana seve seve bakarım. Sen yalnız üzme kendini. Vay vay vay! Demek sen hayvanlara bu pis yalaktan su içiriyorsun. Kuyudan su çekmek aklına gelmiyor mu? Hayvanları alın şu herifin elinden. Sakın ha! Dokunmayın onlara! Kazım ha! Yapma bunu! Kendi paramızla satın aldık bu öküzleri. Ya bana ödemediğiniz borcunuz ne olacak? Yarın mahkemeye veriyorum sizi. Merhamet et Kazım ha! Kötülükten bir şey çıkmaz. Ne duruyorsunuz hala? Alın şu öküzleri diyorum! Dokunmayın hayvanlarıma! Bırakın diyorum sana! Alamazsın hayvanlarımı! Hadi çekil önümden! Çekil önümden dedim sana! Hadi göstersene baba yiğitliğini! Ha? Nerede kaldı fiyakan? Çıkar şu öküzün çanını boynundan! Ay. Doğrult şunu. İşte. Ah, şöyle. Şimdi tam öküze benzedin. Yürüyün.
Allah onu korusun. Dışarıda ne gördük biliyor musun yine? Hadi kalksana ben yine. Anneciğim yetiş! Nineme bir şey oldu. Ana! Thank you.
Çıkmış benim oğlum. Sabret yavrum, pişiyor. Ana! Küçük kardeşim kımıldamıyor. Parmağını da emmiyor artık. Sen ne büyüksün. Beni göndermekle sağ kalan çocukların rızkını ihsan ediyorsun. Alın. Alın bakayım, yiyin şu leblebileri. Senden bir şey almam. Anam yemek pişiriyor bize. Yemek pişiyor değil mi ana? Gördün mü oğul? Bir şey yokmuş çömlekte. Al oğlum, al da karnını doyur. Al. Hasan! At onları elinden çocuk. Niye atsın? Çocuk aç. Sen ne biçim anasın? Ye oğlum, ye. Hasan! At onları dedim sana.
Sen anana bakma yavrum. Al bakayım, al. Murat! Çabuk at onları elinden. Atlıyorum sana Murat! Beni mi istiyorsun yoksa onları mı? Ye çocuğum, ye! Nankör it! Açlıktan kırılıyorsunuz, hala akıllanmamışsın. Ne zaman istersen gel. Kazım Ağa sandığın kadar merhametsiz değildir. Yoksa açlıktan hepiniz öleceksiniz. Ana, başım dönüyor. Murat! Murat! Murat yavrum, ne oldu? Murat! Murat'ım! Yalvarırım aç gözlerini. Oğlum! Murat! Murat duymuyor musun beni? Ne olur aç gözlerini. Oğlum Murat! Murat! Ana! Karnım çok aç. Murat! Oğlum! Oğlum! Ben şimdi sana istediğin her yemeği getireceğim. Hasan gel! Gel! Kardeşine bak! Ben hemen dönerim. Ana! O hırsıza sakın bileziklerini satma. Babam darılır sonra bize. Sen misin Zeynep? Çok şükür. Sonunda geldin demek. Çocuklarım açlıktan ölüyor. Al şu bilezikleri. Bana biraz yiyecek ver. Gördün mü bak? Gene ne varsa şu hakir gördüğün Kazım Ağa'da var. İşte. Gel, istediğin gibi doldur. Patates, soğan, buğday, fasulye, her şey var hamdolsun. Biraz da sucuk vereyim sana. Çocuklar yerler. Avrat öleli kendi elimle yapıyorum bunları. Bak gördün mü, bir şey esirgemiyorum senden. Al, bir gülüşüne feda olsun hepsi. Sen ne iğrenç mahlukmuşsun meğer. Her şeyimizi aldın. Şimdi de namusuma, analık şerefime el uzatıyorsun. Çocuklarım için her şeye katlanırım ama namusumu satmam. Benim namusum onların şerefi, onların namusudur. Bir kadın ana olmakla yaşamak hakkından mahrum kalmaz ki. Hadi gel. Kazım Ağa Hanım varıyor, feda olsun sana. Alçak köpek! Zeliş yapma! Vurma! Alçak! Vurma yeter artık!
kolay gelsin. Maşallah hasat bereketli oldu bu yıl. Oturup hissemizi paylaşsak ne dersiniz Elif? Yetişmiş oğullarım var benim Kazım'a, onlarla konuş. Yuhu! Arkamdan gel. Murat oğlum, nasılsın? İyisin inşallah. Hadi kalk da şu hissemizi bölüşelim. Borç defterini görmeden bir avuç buğday vermem sana. Hele hissemizi alalım, sonra borç defterini ne zaman istersen gelip görürsün. Hadi gafur, doldurun çuvalları. Allah'ından korkmaz mısın sen Kazım ağa? Ne istiyorsun oğlumdan? Bunları çocuklarım için yetiştirdim. Başınızın gözünüzün sadakası olsun. Oğullarımın başının gözünün sadakası olsun. Al! Hepsini aldı, defol başımızdan. Ne yapıyorsun Sersem? Dağ başında mıyız? Sok o silahı beline. Sen bu aptalların kusuruna bakma. Ne duruyorsunuz öyle? Doldursanıza çuvalları. Hadi, hadi bakayım. Dokunmayın onlara! Bir tek buğday tanesi bile vermem bu herife. Murat, bu buğdayda onun da hissesi var. Bırak şu dirgeni elinden. Bırakmam! Alacağını al da çabuk defol git buradan. Sen var ol evladım. Hadi. Tanecik Murat'ım, ananı seviyorsan bırak o elindeki oğlu. Hadi bırak ne olur. Söyle öyleyse şu rezile, borç defterini göstersin çabuk. Şimdi, nerede o? İşte, istediğin gibi bak. Ana? Ana ne yazıyor bunun içinde? Aa oğul, ben bu defterden ne anlarım? Boşuna telaş ediyorsun. Sizden hesabı kitabı saklayan mı var Murat oğlum? Oku şunu Hasan amca. Ben okuma bilmem ki. Sen Hüseyin amca? Okumuş insan bile bu defterin içinden çıkamaz. Ya sen satılmış amca? Bu cahil alemle bana mı soruyorsun? Yani istediği gibi soyacak bizi öyle mi? Elden ne gelir? Yakanızı kaptırmışsınız bir kere. Kazım Ağa'nın hesabı da kitabı da herkese açıktır çok şükür. Gördünüz işte. Allah'a ısmarladık öğretmenim. Allah'a ısmarladık öğretmenim. Güle güle çocuklar, güle güle. Murat, ne arıyorsun burada? Şey, bana okuma yazma öğretir misin diye soracaktım. Şimdi pişmansın demek okumadığını. Hem de çok pişmanım. Acaba hala öğrenebilir miyim öğretmenim? Ona buna sataşmaktan, haylazlıktan vazgeçip gece gündüz çalışırsan. Tabii çalışırım. Şu Kazım Ağa'nın kara kaplı defterini okuyacak kadar öğrenmeden bu işten vazgeçersem ben de adam değilim. O kara kaplı defterle okuma yazma bilsen de başa çıkamazsın Murat. Neden? Kazım Ağa'nın yaptığına tefecilik derler Murat. Yakasını kaptıran insan bir daha kurtulamaz. Bak sana anlatayım. Yetiştirdiğiniz mahsulü şöyle taksim ediyorsunuz. O 3 kısım alıyor, bir kısım da siz.
Kazım Ağa aldığı 3 kısım buğdayı faize karşılık saydığı için borcunuz hiçbir zaman bitmiyor. Demek ömrümüzün sonuna kadar Kazım Ağa için çalışacağız, öyle mi? Yapacak hiçbir şey yok. Hakkını kanun yoluyla aramalısın. Kazım Ağa bizi kanun kapısında da dolandırmanın bir yolunu bulur. Zor da alacağım borç senetlerini elinden. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma Murat. Yapacağım. Artık kimse durduramaz beni. Yaparsan ömrümün sonuna kadar bir daha konuşmam seninle. Konuştuklarınızı duydum. Hepsini anlatacağım babama. Bir de selam söyle. Canını seviyorsa tefecilikten vazgeçer. Öyle mi? Şimdi seni... Ne yaparsın? Bak bir daha sataşırsan ağzını yırtarım. Ayı ne olacak? Doğru dürüst bir laf mı çıkar senin ağzından? İyi. Bunu bil de ona göre davran. Ayının biriyim ben. Hadi şeytan. Dübeş. Tuh be, ne şans. Nereye gidiyorsun öyle arkadaş? Niye kalktın ha? Kazanınca kalkarım dedim başında. Yoksa bir itirazınız mı var? Birkaç el daha çevirdik istersen. İstemez. Yeah. Utanmıyor musun güpegündüz ortalık yerde içki içmeye? Sana ne? Keyfimizin kel kayasımızın sen. Böyle yaparsan bu köyde kimse kızını vermez sana. Haberin olsun. Aa, korkma. Seni isteyecek değilim nasıl olsa. Lingo lingo şişeler. Çamura mı düştün? Sendensiz. Kız ne uğraşıyorsun benimle? Sarhoş herif, bırak beni! Bunlar anamın bilezikleri. Olabilir ama artık bizim. Satar mısın o bilezikleri bana? Senin bilezik alacak kadar paran da mı var? Var. Kaç paran varmış göreyim. Beş, 15, 25, 35. Aa, hepsi bu kadar çıktı. Bu parayla teneke bilezik bile vermezler adama. Kaç paraysa borcum olsun. Üstünü öderim sana. Nazan öğretmene git, o senin paranı tamamlar. Seven anacığım. Ay. Bırak beni. Murat, beni bırak diyorum. Ay. 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 Kulaklarını çekeyim de gör. Bir daha habersiz ortalıktan kaybolursan gösteririm ben sana. Vallahi de billahi de tövbe. Bak hala konuşuyor. Geber, geber. Geber de kurtulayım senden. Hala gülüyor utanmadan.
Nereler dedin, çabuk söyle. Anlatacağım ana. Bak dinle ne geldi başıma. Ne geldi başına ha? Derenin kenarında yatmış uyumuşum. Birden gürültüyle uyandım. Aman Allah'ım, karşımda ne göreyim? Yemyeşil cübbeler içinde ak sakalıyla nur yüzlü bir ihtiyar durmuyor mu? Hızır aleyhisselam olmasın sakın. Herhalde oydu. Ha, şöyle dev gibi bir ihtiyar. Sakalları dizlerine kadar iniyordu. Dile benden ne dilersin evlat diye sordu. Ne diledin oğlum? Ben hayatta kendim için hiçbir şey istemem dedim. Ama annemin bileziklerini o Kazım domuzunun elinden kurtarmanın yolunu göster dedim ona. O ne dedi? İhtiyar elini beline soktu, çıkardıklarını bana uzattı. Kapa gözlerini şimdi ana. Gözlerini açabilirsin. Bu bilezikleri isteyeceğine neden babanın nerede olduğunu sormadın? Hadi kalk gidip babanı soralım ona. Tam soracağım sıra, Hızır aleyhisselam duman olup kayboldu. Babam burada olsaydı ne kadar sevinirdi kim bilir. Bir daha sakın bu bilezikleri çıkarayım deme. Hasan! Hasan bak! Bak bileziklerim geri geldi. Hızır aleyhisselam vermiş Murat'a. Hızır aleyhisselamdan söz edip günaha giriyorsun ana. Doğruyu söyle, nereden çaldın bilezikleri? Hırsız değilim ben, sözünü geri al. Almıyorum. Sen ne biçim abisin? Kardeşinin hırsız olduğunu kim söyledi sana? Ben söylüyorum Zeliş kadın. Kızımın bileziklerini çalmış dün gece. Hırsız değilim dedim, onlar annemin bilezikleri. Söyle Kezban, gece odana girip çaldı değil mi? Söylesene kızım! Onlar annemin bilezikleri, geberteceğim ikinizi de! Kendine gelme! Dur, bırak abi! Bırak! Zeliş, kızım, biliyorum, sen haram mala el sürmezsin. Hatırını saydım da jandarmayı işe bulaştırmadım. Bilezikleri ver de gidelim. Bırakın! Hayır anne, vermeyeceksin. Onlar senin bileziklerin. Ben çalınmış bir şeyi koluma takmam. Yalan söyledin bana, yazıklar olsun. Hasan kurtar beni! Bırak Murat, bırakmayacağım işte. Bırak diyorum sana. Hasan, Hasan yapma ne olur, yapma bu olacak. Bırakıyor musun? Ana! Verme bilezikleri! Babamın hatırı için verme! Baban karısının çalınmış bilezikler takmasına hiçbir zaman razı olmazdı oğlum. Hasan, al ver şunları. Sağ ol. Merhaba Nazan öğretmen. Abim Hasan'ın düğünü var yarın. Allah mesut etsin, darısı senin başına. Hiçbir zaman evlenmeyeceğim ben. Neden? Çünkü evlenmek istediğim kızla aramızda uçurumlar var. Yoksa Kazım Ağa'nın kızı Kezban mı bu? Kezban mı? Şeytan görsün onun yüzünü. Kim bu talihli kız öyleyse?
okumuş, uslu akıllı bir kız. Bense cahil, serserinin teki. Yanılıyorsun. O senin serserinin teki olmadığını biliyor. Ama gene de seninle evlenemez. Çünkü başkasıyla sözlü. Allah'a ısmarladık Murat. Güle güle. Kuzucuklar taze çimene ararlar. Yeşillenmiş ağaçlarda yapraklar. Kızım aldı atıver şunu. Niye kenarda duruyorsun oğlum? Hadi sen de oyna, hadi bakayım. Çıkar o bilezikleri çabuk. Çıkarmıyorum işte. Erkeksen zorla alırsın. Çıkar diyorum sana. Yetişin! 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 Bileziklerimi çalıyorlar! Yetişin! Babacığım! Baba! Zeliş kadın, oğlun köyümüzün kızlarına da saldırıyor. Zor aldık zavallı kızı elinden. İki paralık etti senin oğlun köyümüzün namusunu.
Nedir benim senden çektiğim ha? Utanmıyor musun hiç? Şimdi de köyün namusuyla oynuyorsun ha? Allah cezanı versin senin! Geberteyim mi seni ha? Geberteyim mi? Öldüreyim mi seni söyle! Söyle! Söyle sana yapacak mısın? Ha? Seni utanmaz seni! Seni rezil seni! Hiç utanma yok mu senin ha? Çabuk tövbe de! Bir daha yapmayacağına söz ver bakayım! Söz ver diyorum! Yoksa kemiklerini kıracağım! Söz anne! Vurma yeter artık! Utanmaz seni! Böyle bir günde... Dur ana! Sormadan dinlemeden suçluyorsun kardeşimi! Bu kızın Murat'ı çileden çıkardığına ben şahidim! Kızımın bir kabahati yok! Düpedüz namusuna saldırdı! Zavallını serseriden çekti, yeter artık! Ey ahali, içinizde hiç mi hattan hukuktan yana olan yok? Cezasız mı kalacak bu iş gene? Kazım ağa, üsteleme artık Murat oğlum, sen de af dile de kapansın bu iş! Bu köpekten af dilemektense ölürüm daha iyi! Seni git! Hapislerde sürüm sürüm sürümdüreyim seni de gör! Babanın boynuna taktığım gibi senin de boynuna tasbih takacağım! Yaşayamaz artık. Ya çekip gider ya da hapislerde çürütürüm onu. Ey ahali! Köyü bu serseriden kurtarmak istiyorsak tez götürüp jandarmaya teslim edelim. Bugün benim kızım olan yarın da sizin kızınız olacaktır. Yalvarırım bu defalık affet Kazım ağa, ne olursun affet. Kaçıncı af bu Seliş kadın? Ne duruyorsunuz hala, götürün! Murat! 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 Durun! Jandarmaya teslim etmeyin oğlumu! Oğlum! Söz veriyorum size! Bir daha böyle bir şey olmayacak! Her şeyine ben kefilim, yemin ederim her şeyine kefilim! Sen hala bu serseri oğlunun adam olacağını sanıyorsun! O çoktan sapıtmış yolunu! Hayır! Hayır, tanımıyorsunuz siz onu! O kimseye kötülük yapacak bir çocuk değil! Ne olur dinleyin beni! Tanrı'nın ve hepinizin huzurunda yemin ediyorum! Eğer bir daha böyle bir şey yapar, köyün namusuyla oynarsa ben vereceğim cezasını! Kendi ellerimle öldüreceğim onu! Ama bu seferlik bağışlayın! Jandarmaya teslim etmeyin onu! Büyüklük sende kalsın Kazım ağa! Gel şu Zeliş kadının sözünü çiğnemeyelim. Evet Murat kabahatli. Ama bir fırsat daha verelim ona. Madem öyle düşünüyorsunuz, benden günah gitti. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Thank you.
sakladın oraya? Hiç, hiçbir şey ana. Yalan söyleme, buraya bir şey sakladığını gördüm. Hayır ana. Sakladım diyorum. Görmek mi istiyorsun mutlaka? Anladın mı neymiş? Ver onu bana! Hayır. Ver onu bana yavrum. Sonra bütün hayatın mahvolur. Mahvolacağı kadar olmuş zaten. Ama önce o Kazım domuzunun leşini yere sereceğim. Hayır, sakın ha! Bir daha böyle şeyler duymayayım ağzından. Aklıma koydun bir kere ana. Geberteceğim o namussuzu. İsterlerse beni astınlar sonra. Ben seni bu boya getirene kadar neler çektim. Kendine acımıyorsan anana acı. Ben sensiz ne yaparım? Nasıl yaşarım sonra? Ver o tüfeği bana. Kazım Ağa'yı öldürmekle bu dünyadan kötülük kalkar mı sanıyorsun? Dünyayı bilmem ama bu köyü kötülükten temizleyeceğim. Hayır oğlum. Silahla, kanla hiçbir şey temizlenmez. Bak, günden güne durumumuz düzeliyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Tanrı elbet bizim de yüzümüzü güldürecek. Kırma beni evladım. Beni yalvartmak hoşuna mı gidiyor? Ne olur, ver şu silahı. Hayır! Ne olursun! Boşuna uğraşma ana! Kimseye vermem bu silahı! Kimseye vermem diyorum! Yapma evladım, yapma, ver! Bırak ana! Hasan! 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 Gel, al şu silahı! Bırak şunu! Bu tüfeği bırakmazsan sürümü helal etmez sana! Bırakmam dedim! Karışmayın işime! Çabuk şu tüfeği yok et ha! Vazgeç o tüfekten, kafanı kırarım yoksa! Çekil önümden! Kardeşimsin, iyiliğini istiyorum! Tüfeği alamazsın! Çekil dedim sana! Ana! Kırma tüfeği! Kırma ana! Ne olursun kırma ana! Elimde silah olmadan da gebertirim ben o köpeği! Öldürürler seni! Gitme oğlum! Bırak beni ana! Bırak diyorum! Bırakmam! Öldürsen de bırakmam! Bırak! Bırak! Dur Murat! Dur! Dur! Gitme! Dur! Sen benim anamsın, ne de ben senin oğlunum. Oğlum gitme! Ananı çiğneyip gitme! Öldür beni de öyle git!
Hasan'ım! Hasan'ım! Hasan! Hasan! Elin ayağın kırılsın senin evlat gibi! Hasan! Hasan! Hasan evladım, iyi misin? Aysel kızım, gel sen kocana bak. Murat da bir delilik yapmadan ben peşine düşeyim. Git. Ahmet, Hüseyin, Gafur, koşun! Bırak babamı! Bırak diyorum sana! Bırak! Bırak babamı! Bırak! Hançer vurmak lazım. Kurşunu çıkartmalıyız ana. Haydudu, seni de birlikte teslim edeceğim jandarmaya. Seni Allah'ın cezası seni. Bırakın, bırakın, geberteyim şu namussuzu, bırakın. Çekilin, çekilin alçak herifler. Ne istiyorsunuz zavallı anamdan? Ne istediğimi şimdi görürsün. Gafur, yakın şu ekinleri. Durun, durun, yakamazsınız ekinleri. Durun, yakamazsınız. Yakamazsınız diyorum. Deli olma, sen de birlikte yaracaksın!
Hakkını helal et ana. Ben artık buralarda duramam. Gitme yavrum. Korkma. Kimse bir şey yapamaz ben varken sana. Ölürüm de kimseye ezdirmem seni. Ömrüm boyunca kaçacak değilsin ya. Murat! Kölen olayım, gitme yavrum! Murat! Bir kere daha görmeden canımı alma. Hasan oğlum bırak gireyim. Ananı mutlak görmem lazım. Murat, Murat geliyor Zeliş kadın, Murat. Murat mı geliyor? Nerede oğlum? Nerede Murat'ım? Murat. Murat geliyormuş. Hasan. Bırak beni. Murat geliyor. Hastasın be ana. Nereye gideceksin? Mektup göndermiş. Beni öldürecek, kızımı da dağa kaldıracakmış. Canım da, namusum da senin elinde Zeliş kadın. Murat'a senden başka kimse söz geçiremez. Ben ettim, sen etme Zeliş kadın. Bağışla bizi, yalvarırım. Bana acımıyorsan zavallı kızıma acı. Yeter, yeter Kazım ağa, yeter. Ben çoktan bağışladım seni. Nasıl bağışlarsın bu alçağına? O bizim can düşmanımız. Sus! Kimseye düşman değiliz biz. Kezban Kazım Ağa'nın kızı değil, bizim köyümüzün kızı. Onun namusu hepimizin namusu sayılır. Eğer kıza el sürmeye kalkarsa ellerini kırarım onun. Ama benim çocuğum böyle bir şey yapmaz. Gidip konuşacağım onunla. Hastasın ama ana. Onu görünce hemen iyileşirim. Sopamı ver bana. Come on.
bana. Oğlum, Murat'ın anasının canı oğlum. Nasılsın ana? Sensiz nasıl olabilirmiş ana? Hadi çabuk in aşağıya. Bir daha elimden kaçmayasın diye seni iple sımsıkı bağlayayım da gör. Çekil ana. Çekilmem. Hiçbir yere, hiçbir yere gidemez. Bırak ana, gitmem lazım. Hayır, bırakmam. Bırakmam. Gidemezsin. Ana bırak. Murat. Bırak, ezileceksin. Beni öldürmeden hiçbir yere gidemezsin. Bırak ana, görülecek bir işim var. Bırakmayacağım. Bırak diyorum ana. Murat. Murat. Oğlum Murat. Murat. Gitme Murat. Gitme, öldürürler seni. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Emret. Boynu kıldan incedir Kazım amcanın. Bırakın! Bırakın diyorum babama, bırakın! Anamın bilezikleri nerede? Bilezikleri istiyorsun. Hiç merak etme sevgili oğlum. Ben onları zaten senin için saklıyordum. Nerede saklıyordun? İçeride, sandıkta. Ya, sandıkta! Ah bu Murat! Elimde büyüdü kerata. Ya, elimde büyüdü. Küçükken de böyle yaramazdı işte. Ya, yaramazdı. Ama aslında beni çok sever. Tamam işte, bu sandığın içinde. Ben sana demedim mi bak, olduğu gibi duruyor işte. Murat oğlum, her eline geçeni niye yere saçıyorsun? Sonra nasıl çıkarım hesapların içinden? Sakın ha, bunları yakarsan Kazım amcan mahvolur sonra. Yapma Murat, acı bana oğlum, yapma! Sen hayatında kimseye acıdın mı? Ekmeğimizi aldın, hayvanlarımızı aldın. Kimsenin elinde ekilecek bir karış toprak bırakmadın. Yıllardan beri köylünün kanını, iliğini emdiğin yetişir artık. Yapma, yapma. İstersen evimi, parkımı, her şeyimi yak. Helal olsun sana. Ama canıma dokunma. Boşuna yalvarma. Köpek gibi gebereceksin! Yapma evladım, kıyma bana! Thank you.
etmiştim. Yürü! Yaptıkların yeter! Kıza dokunma! O da babasının kızı! Anam Allah'ın huzurunda köyün namusunu koruyacağına yemin etti Murat. Bırak kızı! Çekilmezsen seni de vururum Hasan! Çekilmiyorum! Vur istersen! Çekil diyorum Hasan! Kardeşini nasıl vurursun? Çıldırdın mı sen Murat abi? Hasan, anamın sana ihtiyacı var. Sen git buradan. Kızı almadan bir yere gitmem. Bırak kızı diyorum. Durun! Ateş etmeyin sakın! Zeliha! Zeliha! Kurtar bizi! Korkma! Bir adım daha atmayın! Köyün namusu! Yaklaşanı gebertirim! Dönün geriye! Çabuk. Kezban'ın namusu köyün namusu. Benim namusum sayılır. Bırakmazsan vururum seni. Sen benim biricik anamsın. Nasıl kıyarsın oğluna? Allah'ın huzurunda yemin ettim. Oh benim güzel oğlum. Elini ayağını öpeyim. Seni öldürmeye mecbur etme beni. Hepimizin malı olacak o. Öldürsen de götüreceğim. Murat! Bırak dedim! Evlat katili etme beni! Bak, yalvarıyorum! Ne olur bırak! Hayır ana, hayır! Murat! Murat! Yemin ettim diyorum sana! Bozulmuş bağlar o.
Anam. Oğlum. Murat. Gözlerimin yaşı. Oğlum. Oğlum. Sen gibi çağ. Evlattan ayrılan anne.